Sansürsüz Futbol'da ikinci bölümde tekrar beraberiz. Altan Tanrıkulu ile beraber. Burada biraz daha maçı konuşacağız. Tabii arada başka konulara da mutlaka gireceğiz. Altan abi çok güzel hazırlık yapmış. Tabii eski gazeteci, spor müdürlüğü yapmış. Yılların yorumcusu, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmış. Tabii işin profesyonelini bırakmak lazım. Başlayalım Altan abi. Yani nedir, ne değildir, ne olur bu derbi? Analizler ne diyor? Ahmet, Altay Bayındır ve Ozan Tufan Fenerbahçe'nin tüm maçlarında oynamışlar. 22 maçı tamamında oynamışlar. 22 maçta tamamında oynamışlar. Bir kaleci için normal de Ozan Tufan... Ozan, evet, istikrar iyiymiş evet. Evet, Galatasaray'da da pek sürpriz olmayan bir isim. 21 maçla Muslera en çok oynayan. En çok oynayan. Bir maçta da şey oynadı, Okan oynadı galiba. O da Başakşehir'e 1-0 kaybettiler o günde. Şimdi Altay Bayındır'la Muslera'nın, yani karşılaştırmak için demeyeyim ama bir de Ozan Tufan'ı alalım. Fenerbahçe'nin kazanması için mesela nasıl bir 11 olması lazım? İstikrarlı bir düzen içerisinde çıkmıyor Fenerbahçe maçları. Son 2-3 maçta ortaya çıkan tablo bu. 3 maçta evet, puan kayıpları var. Sence derbiye Fenerbahçe nasıl 11 ile çıkmalı? Şimdi benim şahsi fikrimi şöyle izah edeyim. Şimdi belli ki Fenerbahçe'nin kanatlarında bir problem var. Yani iki kanadında hızlı oyuncuları oynatamayacak Fenerbahçe. Ben olsam bu maçta şöyle yaparım. İki tane hücumda da faydalanabileceğim bekle başlarım. Mesela İsta'yı keserim mesela. Dirar'ı sağ beke alırım. Hasan Ali zaten alışkın. Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin sol bekinde oynuyor. Hücumda da yani senede 3-4 tane de gol atıyor. Hani çok yetenekli bir hücumcu. Bu tabii ki hayır değil. Onların önünde oynayan oyuncuları iç oyuncusu olarak oynatırım. Yani orta sahayı kalabalık tutarım. Ve onu boşaltarak o bekleri hücuma çıkartmaya çalışırım. Orta sahada bütün hakimiyeti alırım. Orada rakibi ezerim. Belki Ferdi'yi de kulübede tuttururum. Hamlesi olarak oyunu almak için olur da işler gitmesi. Orada Ferdi'nin yeteneklerinden faydalanmaya çalışırım. Deniz'i iç oyuncusu olarak denerim. Marcus Cruz'un hemen yanında. Öyle bir deneme yaparım. Yani hücum kanatlarını kullanmadan, çünkü elinde oyuncu da yok. Çok kalabalık bir orta sahayla Tolga'yı da ilk 11'e koyarım. Yanına Ozan, Tolga Ciğerci, üçlü orta sahası. Önlerinde Marcus Cruz. Bir de Deniz. İki kanadı boş bırakırım. Yani iç oyuncusu gibi. Yani boş bırakırım derken yani tabii ki o iki oyuncu Max Cruz ve Deniz bazen sağa bazen sola yardım edecek şekilde. İleride de Vedat. Vedat'ın da zaten orta sahaya çok yardım ettiğini düşünürsek ben bu formatla Fenerbahçe'nin rakibini ezeceğini düşünüyorum. Bak, net söylüyorum. Kalabalık orta saha biraz içe dönük. Boğacak Fenerbahçe. Evet, içe dönük biraz. Rakibi orada boğarak ve bekleri de hücumda çok etkin hale getirerek ben Fenerbahçe'nin rakibini çok rahat yenebileceğini düşünüyorum bu kadroyla. Böyle bir tahminim var. Tabii ki yani orada biz hocaya tabii ki saygılıyız. Hoca da en doğru kadroyla çıkar diye düşünüyorum. Sence nasıl olur? Bence son yıllarda hiç böyle iki takımın savunmalarının bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Kötü ikiliden. Oyuncular kötü değil. Jailson çok iyi bir oyuncu, Serdar çok iyi bir oyuncu ama Jailson oranın oyuncusu olmadığı için Sörlot'a karşı ne kadar kısa kaldığını gördük. Novak'tan bile kafa golüydü Fenerbahçe. Bir de şey hatırla, Başakşehir maçında neydi? Onların forveti Başakşehir'in? Crivelli diyeceğim. Crivelli. Crivelli. Oradaki maçta omzu koydu, aldı, gol attı. Sıfırdan gol attı. Şimdi bir stoperin bu hataları yapmaması lazım. Yani Jailson'da doğal olarak stoper oynamayı bilmediği için bu tarz çok fazla hata yapıyor. Ama karşı tarafta da Markao, Dong, onlar da çok açık vermeye müsait. Hızlı zaaf, oyuncular arasında zaafı var. Vedat Mur için bence ligin ikinci arasındaki en çok pozisyon bulduğu maç olacak. Aynı fikirdeyim. Artı Saraç'ın oynayıp oynamayacağı belli değil galiba. Senin notlarını da şimdi görüyorum. Evet, Saraç tam belli değil. Lemina şimdi, şu hafta yok. Lemina kesin olarak yok. Saraç'ı belki oynayacak. Saraç'ın oynamasını da ben Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Yani oynarsa eğer
hücumcu bir bek olduğu için şimdi orada zaten savunma zaafı olan bir Galatasaray'a bir de Saraç'ın savunma zaaflarını eklediğin zaman Fenerbahçe daha da rahatlanacaktır. Ya ben kafamda bu maçı Fenerbahçe'yi kazandırdım abi, ben sana söyleyeyim. Benim kafamda kazandı Fenerbahçe bu maçı. Çok olağanüstü hatalar olmasa taraftarın desteğiyle, oyuncuların isteğiyle, çok istekli oynayacaklarını düşünüyorum Fenerbahçe oyuncuların. Fenerbahçe bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama taraftara da bir uyarım var. Ne olur bu maça çok içerek gelmeyin, alkollü gelmeyin. Yani ya bakın provokasyonlar olabilir, başka sıkıntılar olabilir. Olay olmasın maçta. Yani gerginlikten bahsetmiyorum. Tabii ki gerginlik olur, derbilerde her şey olur. Olay olmasın. Yani alkollü gelmemeye çok dikkat etsin Fenerbahçeliler. Az içsinler yani. Şu derbilerde biliyorsun çok içerek maçı. Promil şeyini yükseltmesin. Promil çok yükseliyor derbilerde. Onu biraz aşağıda tutarlarsa süper olur. Çünkü Fenerbahçe'nin taraftarının en çok ihtiyaç duyduğu maçlardan bir tanesi. Son dakikaya kadar skor alınabilecek bir karşılaşma. Aynen. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe'nin de öyle bir özelliği var. Son yıllarda son dakikalarda doğru attığı gollerle bir 2-0'dan 2-2 yapmıştı. Evet. Bir defa Josef'le 1-0 maç kazandı deplasmanda. Sovun Musa Sovun Beşiktaş maçında son dakika golü var. Sovun. Peki öne geçen tarafın son 25 yıldır Fenerbahçe olursa maç kaybetmemiş. Fenerbahçe son 25 yıldır öne geçince maç kaybetmemiş. Yani Fenerbahçe son 25 yılda öne geçtiği hiçbir derbiyi kaybetmemiş. Kaybetmemiş. Galatasaray 3 defa kaybetmiş. Galatasaray 3 kere öne geçtiği derbiyi kaybetmiş. Başka zaman, da yok zaten iki takım arasında. O zaman şöyle bir şey yapalım, değerlendirme yapalım. Fenerbahçe öne geçerse maçı kazanır. Galatasaray öne geçerse gene Fenerbahçe maçı kazanır. Çok bilimsel konuştun. Evet yani. Elinde veriler var. Veriler var abi, bak rakamlar olursa da. Toplam maç sayısını da söyleyelim. 52 karşılaşma. Son 52 maçta. Galatasaray ilk gol attığı 11 maçı kazanmış. Evet. O ilk gol atmak da yetmiyor. 52 maçın 11'ini kazanmış. Fenerbahçe ilk gol attığı 52 maçın 23'ünü kazanmış. Müthiş. Gene iki katı. Müthiş. Yani aslında istatistikler biraz şeyi boyalayarak bize ortaya soruyor. Kadıköy konusuna hiç girmiyorum. Ama ben Galatasaray'ları üzmeyelim şimdi burada. Yani yok, onu 3. bölüme sana acaba büyü mü var, ne var? O ben konu... o büyülere 3. bölümde açıklayacağım. Oradaki büyüleri, şeyleri hepsini açıklayacağım. Lütfen izleyin. Çok önemli açıklamalarım olacak. Peki benim içime doğan da... İp çekmişler. Bir ara hatırlıyor musun? Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra ip çekildi diye yayınlar yapıldı. Evet. Fenerbahçe ip çekmiş diye. Adamlar o kadar şey ki artık şaşırıyorlar ne diyeceklerine. Hani bir top böyle yukarı doğru gitmişti. Böyle biz havadayken sanki seker gibi olmuştu. Evet evet. Abi, bak ciddi ciddi televizyonlar da bunu tartıştılar. Fenerbahçe ip çekmiş dediler. Evet evet. Hatırlıyorum. Ya artık akli melekelerini de yitiriyor bazı adamlar. Fenerbahçe düşmanlığından artık hakikaten mantık sınırlarını aşıyorlar yani. Ahmet, özel bir soru sorabilir miyim? Yani Fenerbahçe ile çok özdeşleştiğin için bütün Türkiye seni öyle biliyor. Geçen gün bir restorana gittik. Orada hemen şef garson geldi sana, abi nasılsın dedi. Fenerbahçeli olduğundan bahsetti. Artık birçok noktada böyle ama Fenerbahçe'nin bulunduğu bu yeri daha iyi hale getirmesi için Galatasaray'ı yenmesi lazım. Evet. Beraberlik halinde bir teknik direktör değişikliği olur mu? Ya bir zor bir soru. Yani bu ya ben hiç girmek istemediğim konular. Olabilir evet. Olabilir. Ama aklımdan bile geçirmek istemiyorum. Yani ben şu şeyi sevmiyorum. Sezon içinde teknik direktör değişiklik olayını hiç sevmiyorum. İstikrardan yanasın. Ya ben hocanın en azından sezon sonuna kadar devam etmesi taraftarıyım. Bu kötü bir alışkanlık. Geçen sene de Koku gitti. Kuman bir süre baktı. Sonra Ersun Hoca geldi. Ya bu alışkanlığı edinmemeli. Fenerbahçe en azından yılı o teknik direktörle bitirmeli. Çok olağanüstü bir durum yoksa. Geçen sene evet olağanüstü bir durum vardı. Neredeyse küme düşme tehlikesi yaşıyordu Fenerbahçe haftalarca. Evet. Bu sene öyle çok olağanüstü bir durum olmazsa ben Ersun Hoca ile devam edilmesi taraftarıyım sezon sonuna kadar. Sonrasında da yönetim karar verir. Evet. Yani burada bizim bu işlere çok da yorum yapmamız bana çok doğru gelmiyor. Çünkü insanlar bu defa şey diyor. Ya bu bunun adamı. Bu Aykut Kocamancı. Yok bu şucu. Bunu bu konuşturuyor. Ötekini bu yaptırıyor. Biliyorsun yani o kadar çok yalanlar, algılar, operasyonlar yapılıyor ki. Biz en iyisi yorum yapmayalım bu konuda.
İstatistiklere devam edelim. İddia ne diyor ona bakalım. 1.85 Fenerbahçe'ye verilmiş. 2.95 Galatasaray'a. 3.10 da beraberlik verilmiş. Öyle mi? Evet. Biraz oran yükselmiş Fenerbahçe'nin oranı. Ama şimdi az vermişler. Yani ben iyi para kazanırım diyordum. Şimdi acaba diyorum hakem falan açıklandığı zaman Galatasaray'ın oranı yükselir mi? Çünkü geçen yıllarda öyle oldu. Hakem açıklandı. Galatasaray'ın oranı yükseldi böyle şey oldu. Beklenmedik bir durum oluştu yani. Şimdi diyorum ki acaba çarşamba günü hakim açıklanırsa yine Galatasaray favori göstermeye başlarlar mı? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz hani futbol sahada futbolcular oynuyor ama hakemler daha çok oynuyor. Hakemler belirliyor birçok şey. Yani hakeme yenmek çok zor gerçekten. Herkes yenemiyor. Biz yine devam edelim. Abi. Twitter'da baktığım zaman hakemi geçen hafta çok büyük oranla kim olacağını açıklamıştın. İkiye evet. Düşürdün galiba adayı. İkiye. Şimdi bu hafta o kadar çok hakem hatası oldu ki ben Halil Umut Meler diyordum. Şimdi yavaş yavaş Fırat Aydın sular basmaya başladı benim düşünceme göre. Çünkü acaba Halil Umut Meler bu maçı kaldıramaz mı? Bir sıkıntı yaşar mı? Bir de şu an hakemlerin yerine koyuyorum kendime. En zor olmayacak isteyeceğim maç bu maç olur biliyor musun? Evet. Çünkü o kadar çok artık insanlar bariz bir şekilde görüyor ki manipülasyonlar olduğunu. Şimdi sen bir dürüst bir hakemsin. Bu maçta ne düdük çalarsan çal. Fenerbahçe'nin düdük çaldığın zaman diyecekler ki belki özür diliyor Fenerbahçe'den. Galatasaray'ın çaldığın zaman zaten Fenerbahçeliler borut gibi. Zor maç yani hakem için. Allah yardımcısı olsun hakem. Evet bakalım kim gelecek ama Fenerbahçe hakemi değil. Şu anda diyorsun. Fırat Aydın Usta Umut Meler'den biri ama biraz daha ağırlıklı olarak Fırat Aydın Usta. Ben Fırat Aydın Usta %51 diyorum. Evet. Peki çok kısa olarak bir şeyden bahsedelim. Can Bartu ile Metin Oktay'ın forma değiştiği maç vardı. Evet. Onun kahramanlığın kim olduğunu da Can abi açıklamıştı. Biliyorsun evet. Galiba seyretmişsin de programı. Ben izledim onu. Evet. Halit Kıvanç'mış. Fikir evet, babası. Efsane. Evet. Efsane Halit Kıvanç. Büyük Fenerbahçeliydi o da. Bunu da çok küçük bir not olarak ortaya koydu. Kırmızı kartlar var son zamanlarda. Sarı kartlar, evet, kırmızı çok kartlar. Çok kırmızı oluyor mu Fenerbahçe Galatasaray'ın? Evet oluyor. Yani kırmızı kart olarak bir tane önemli bir karşılaşma hatırlarsan Türkiye Kupası'nda Gökhan Gönül Lugano ve Volkan'a Lincoln'de Galatasaray'dan Lincoln'a çıkmıştı Cüneyt Çakır. Volkan'ın Lincoln'u kovaladığı maç. Evet. Fenerbahçe'nin 3 kırmızı kart gördüğü maç. 3 kırmızı kart Türkiye evet, Kupası karşılaşması. Cüneyt Çakır hani taç atan adamı oyundan atmıştı evet. Falan filan. Evet ilginç bir karşılaşmaydı. İşte yani tamamen şeydi yani. Galatasaray'ın kazanmasına kurgulanmış bir maçtı. Evet. Cüneyt Çakır o maçla ilgili önümü açan maç diye konuşuyordu. Yani zaten o şimdi bak. Kick severim kendisini takdir ederim bu arada. Doğru söylemiş bak dürüst davranmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kadıköy'de maç yönetti Fenerbahçe Galatasaray eze eze 4-0 yandı. Yine az önce dedim yani taçı falan filan Galatasaray'la çok güzel algı yapıyor. O maçta Cüneyt Çakır aleyhine. Bak Fenerbahçe ezdi hatırlıyor musun maçı 4-0 biten? Tabii. Amerika'nın da. Saydığı oyundan atmıştı Cüneyt Çakır. Vay efendim saydığı oyundan attı falan filan. Ya zaten ezilmişsin Fenerbahçe kalesine gidememişsin bütün maç boyunca. Maç 4-0 bitmiş. Bir algı yaparak şey yapıyorsun. Bütün sezonu zaten algıyla götürdü Galatasaray evet. Ve şampiyon oldu. Sonra Cüneyt Çakır baktı ki kardeş dedi ben dedi gördüğümü çalarak bir yere gelemeyeceğim. Bu sistemi kim yönetiyor? Galatasaraylılar yönetiyor belli ki. Ben dedi bu şekilde tavır göstereyim. Kariyer yapayım. Hakikaten de yaptı gitti. Dünya çapında bir hakem oldu. Yeteneksiz bir hakem. Hayır müthiş yetenekli bir hakem. Ama sistemi iyi çözmüş Cüneyt Çakır. Evet, katılıyorum. Çözmüş yani sistemin nasıl yürüdüğünü. Şimdi bütün genç hakemler, şimdi Alişan Salı'nı da göreceksin. Bir zaman sonra anlayacak ki ben Galatasaray'ın çalmasam ben büyüyemeyeceğim diyecek. Maalesef bak sistem o kadar kötü ki sistem. Bu sistemi Fenerbahçe değiştirmek zorunda. Yoksa Fenerbahçe'yi o sistem değiştirecek yani. Şimdi Altan abiyle sohbetimize devam ederken ben ikinci soruyu da sorayım. Yarışmamızla ilgili. Tekrar hatırladım. İlk bölümü belki izlemeyenler vardır. 5 tane forma hediye ediyoruz. İlk bölümde ilk soruyu sordum. Bu bölümde ikinci soruyu soruyorum. Son videomuzda ise 3. ve 4. soruyu soracağım. Bu 4 soruyu söyleyeceğimiz alt yazıda geçen mail adresine gönderen arkadaşlar arasında bir çekilişle formaların sahipleri belli olacak. İkinci sorumuz şu. Kolay bir soru. Ali Samiyan Stadyumunda son
maç oynanan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü kim atmıştır? Bakın Ali Sami Yen stadında, Türk Telekom Arena'da değil. Ali Sami Yen stadında, yani yıkılan statta. O son golü kim atmıştır? Aşağıda mail adresi yazıyor yanıtlara. Oraya gönderebilirsiniz. Ama son bölümdeki 3. ve 4. soruyu da dikkatle dinleyin. Bu arada aklıma biri geldi. Konuşmadan geçmeyelim. Derbide bir de cezalısı var Galatasaray'ın. Hasan Şaş. O kozundan mahrum kalacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Komplo teorisi diyeceksin. Bence eğer cezalı olmasaydı Hasan Şaş'ı getirmeyecekti Fatih Terim. Olabilir. Bak sana iddia ediyorum. Nedenini söyleyeceğim. Dedim ya bu hafta Galatasaraylılar ortamı çok yumuşattı. Dostluk, sevgi, çiçekler, böcekler falan yapacaklar. Şimdi maçta da ortamı gelebilecek bir adam var. Hasan Şaş hiçbir şey yapmasın da ortamı gerer. Yalan mı? Yok, dursun öyle efendice. Kesinlikle. Gel ortam gerilir. Hasan yerinde pek duramayan bir kardeşimiz. O yüzden bu cezayı kasıtlı bile olmuş almış olabilir Hasan Şaş. Sırf Kadıköy'e gelmemek için. Çünkü Galatasaray istiyor ki ortam çok yumuşak olsun. İstedikleri ortam böyle hani adrenalinin yükselmediği bir maç istiyor Galatasaray. Sakin sakin oynayalım. Gürültü olmasın, tartışma bile olmasın oyuncular arasında. Ateşi düşük bir devir derbi olsun. Biz şöyle 70'te falan bir gidelim, bir tane atalım. Uyutarak. Ama çalalım taktiğiyle oynayacak Galatasaray. Ama Fenerbahçe bu tuzağa düşmüyordu. Fenerbahçe o ateşini, o derbi ateşini ilk dakikadan itibaren göstermeli. Beşiktaş maçında olduğu gibi. Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, hatta Trabzon maçını da iyi oynadı. Büyük maçlar hep iyi oynuyor Fenerbahçe. İyi oynadı. Geçen yıl da kaybetmedi. Evet. Gitti Vodafone Park'ta 3-0 geriyken 3-3 yaptı yani. Evet. Türk Telekom'da 2-0 gerideydi, 2-2 yaptı. 2-2 yaptı, evet. Derbi kaybetmedi ki geçen sene. Başakşehir'i yendi 2 kez. Başakşehir'i yendi. Ya Fenerbahçe derbi kaybetmedi. Evet. Yani zaten o forma derbi oynuyor yani. Minik bir Hasan Şaş anekdotu, çok kısa. Aziz Bey ilk seçileceği zaman, aday olacağı zaman iki futbolcunun ismini vererek taahhütte bulunmuştu. Elvir Baliç ve Hasan Şaş. Evet. Ankara Gücü'ndeydi. Evet. Hasan Şaş'ın da gazetelerde resmi vardı Fenerbahçe'yle anlaştım diye. Yani Fenerbahçe'de değil de şimdi Galatasaray'da bir kariyer yapmış Hasan Şaş'ı görüyoruz. Bu arada Hasan Şaş'ı da eleştiriyoruz ama şeyde böyle çok yakından tanıyanlar da inanılmaz komik bir adam diyorlar. Böyle çok neşeli. Ben hiç tanışmadım. Bilmiyorum. Öyle anlatıyorlar, bilmiyorum. Yani ama ya sahada dayanılmaz bir adam be abi. Yani hakikaten ya her maçta bir olay çıkartır bir insan. İyi futbolcu. Çok iyi futbolcu. Brezilya attığı gol hala. Futbolcu mu? Kimse bir şey diyemez. Ama adam... Ama keskin sirke küpüne zarar, çok cezalar alarak Galatasaray camiasına zarar veriyor. Alsa ne olacak? Alması bir şey olmaya gideceğiz zaten. Peki. Bu arada 63 futbolcunun hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de forma giydiğini hatırlatalım. 63 tane. Mesela Şener Özbayraklı gibi. Galatasaray'da olan Tolga Ciğerci gibi. Emre Belezoğlu gibi. Geri Rodriguez gibi. İlginç isim var mı diye bakayım. Evet. Bunlar burada bitiyor mu? Yok, hayır. Devamı var burada. Ben bir bakayım böyle. Son zamanlar. Tabii tabii. Yani en ilginçlerinden biri mesela Hayim Revivo'dur. Elvir Boliç'tir. Engin Verel'dir. Evet. Bayağı ilginç isimler. Serdar Aziz var. Bu arada yani Serdar Aziz var tabii. Onu da merak ediyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye güzel bir hediyesi Serdar. Serdar Aziz'e bu arada küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Son Ankara Gücü maçında teslim bayrağını çekmeyen oyunculardan biriydi. Hem defansta çok boğuştu, evet. Hem de gitti bir gol attı. Hakikaten iyi oynuyor Serdar. Yani bu formayı artık Bursa Sporlu arkadaş da var burada. Bursa Spor'da yetişmiş bir oyuncu. Evet. Yani hakikaten belli ki forma aşkıyla oynayan, böyle her şeyini sahada veren bir adam olduğunu gösterdi yani geldiğinden beri. Ben tebrik ederim Serdar'ı. Bu arada Alex de Souza da 9 gol atmış Galatasaray'a. Galatasaray'ın en golcü ismi 19 golle Metin Oktay. Fenerbahçe'de ise Zeki Rıza Sporer 33 gol atmış. 33 gol. Evet. Lefter 18 gol. Cemil Turan 14 gol, Aykut Kocaman 13 gol, Alex de Souza 9 gol. Son dönemlere geldiğimizde böyle çok gol atan bir oyuncu maalesef ortaya çıkmamış. Çünkü derbiler zaten genelde son 5 derbi beraber bitmiş mesela Fenerbahçe Galatasaray arasında. Evet. Az gol oluyor artık yani, zor gol oluyor. Evet, aynı. Böyle 3-0, 4-0 falan maçlar olmuyor pek. Evet.
Son maçlarda Fenerbahçe'de Brezilyalıların gol attığını görüyoruz. Cristian Baroni, Diogo Ribas, Josef de Souza, Jailson gol atmışlar. Brezilyalı oyuncu. Ne attı? Evet. O da bir penaltı golü var. Forması bile golü var ya. Evet, geçen seneki derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'nin golünü atmıştı. Onun dışında ben şimdi artık konuya girelim Kadıköy. Ne büyüsü, ne şey, yani nedir bu? O büyüyü şeyde anlatalım abi. Üçüncü bölümde anlatalım. Üçüncü bölümde, peki. Yani şimdi arkadaşlara rica edeyim. Bir sonraki videoya geçsinler. Üçüncü bölümde derbinin büyüsünü anlatalım. Ben bütün büyüleri açıklayacağım. Tavşan bacağı falan hepsini anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Üçüncü bölümde tekrar beraberiz. Daha keyifli bir bölüm olacak.